Hünayen değerli yatırımcılar, küresel piyasalara baktığımızda genelde yatay, hafif negatif hareketler sergilediğini görmekteyiz. Uzak Doğu piyasalarında şu an için biraz satış baskısı söz konusu. Avrupa piyasalarına baktığımızda vadelileri negatif seyrediyor. Burada da açılışta negatif bir açılışta başlayacağını gösteriyor bizlere. Bizim piyasamıza dönecek olursak, endeks dün 79 bin direnç noktası yeniden test etti. Bu noktayı kıramadı ve satış baskısı altında kaldı. Yukarı yönlü hareketler devam edecek gibi olsa da bazı spesifik hisselerde satış baskısı yoğunlaşınca endekste de yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı ve genel olarak bir satışa dönüş başladı. 78 bin ilk destek noktamız satışlarda. Bu noktanın altına sarkması durumunda 77.500 seviyesine kadar geri çekimler yaşanabilir. Fakat biz genel olarak endeksin 78 bin seviyesinde tutunacağını düşünmekteyiz. Bugün için endeksin yatay hafif pozitif bir açılışla başlayacağını düşünüyoruz. Kur tarafındaki geri çekilmeler endeksi destekleyecektir. Dolar 2.94 seviyesinin altında 2.9250 seviyesine kadar geri çekilmeler devam edebilir. Piyasa yeniden 79 bin direnç noktasını test edecektir. 79 bin direnç noktasını kırması durumunda 80 bin seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Endekse 77.500 seviyesi aşağı yönlü kırılmadan çok yoğun bir satış baskısı beklememekteyiz. Genel olarak bugün hafif pozitif bir gün yaşanması olasıdır. Dolar endeksine baktığımızda DXY'ye 95 seviyelerine çok yakın seviyelerde. Bu da bankacılık endeksini yeniden tetikleyecek unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bugün ABD'den enflasyon verisi gelecek. Onu yakından takip ediyor olacağız. Kur etkisi, kurun üzerinde büyük etkisi olan bir veri. Verinin ardından yeniden yorumlarla karşınızda olacağız. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.